Donguç Akademi'den herkese merhaba. Hello everyone. Welcome hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün 10. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazılıya hazırlık videomuzdayız arkadaşlar. Bu videoda ben öğretmenlerinizin en çok soracağı soruları derledim. Çok aralarında zor sorular da var, kolaylar da var. Hepsinden karışık bir şey hazırladım ama bu şekilde bu videoyu izledikten sonra çok güzel, çok hazır bir şekilde gireceksiniz sınavınıza arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Öncelikle birazcık ünitelerde neler var ona bakalım. Sonra gramer konularına bakalım. Sonra da sorularımızı güzelce çözmeye başlayalım arkadaşlar. Şimdi bakıyorum ilk ünitemizin adı neydi? School life. Neymiş bu konuda? Nelerimiz varmış? School subjects yani okuldaki konular. Free time activities yani boş zamanlarda yaptığım aktiviteler. Exchanging personal information yani bilgiler bahsediyorum böyle insanlara kendi hakkımda. Onlar da bana kendilerini anlatıyorlar. Kendim hakkında şunu severim, bunu sevmem diyorum mesela. Onun dışında everyday school life yani bizim günlük yaşamımız. Burada aslında biz simple present tense'e değineceğiz. Ve expressing opinions yani bu da ben fikirlerimi belirtirken kullandığım bir konudur arkadaşlar. Şimdi bakıyorum ikinci ünitem ne benim peki? Plans ünitesi. Bu ünitede genel olarak ben future tense kullanmayı öğreneceğim. Yani making plans yani plan yapmayı. Accepting, refusing an offer. Yani bir teklifi kabul etmeyi ve reddetmeyi. Different types of events. Yani mesela doğum günü partisi olabilir, pijama partisi olabilir, bir bahçe partisi olabilir, barbekü partisi olabilir. Bu tarz olaylardan bahsetmeyi öğreneceğim. Planning your day. Günümü planlamayı öğreneceğim. Ve talking about future. Yani gelecek hakkında konuşmayı öğreneceğim arkadaşlar. Bakıyorum şimdi grammar knowledge olarak neler varmış. Simple present tense var. Neydi bu arkadaşlar? Geniş zaman. Present continuous tense, şimdiki zaman demek. Simple present tense versus present continuous. Bu en önemli kısım ve sınavlarda en çok buradan çıkıyor arkadaşlar. Ne demek bu peki? Geniş zaman ve şimdiki zamanın karşılaştırması. Yani sorularda size boşluk verecek ve bu boşluklara sorunun gidişatına göre, o cümlenin devamında neler yazdığına göre hangi tense'i kullanacağını öğreneceksin. Subject object questions bu da özne ve nesne sorularım. Future plans bunlarda da biz neler görüyoruz arkadaşlar? Be going to görüyoruz, present continuous görüyoruz, present simple görüyoruz, will ve might görüyoruz. Ama bunlar arkadaşlar şimdi böyle görüyorsunuz ben bunların hiçbirini bilmiyorum deyip korkmayın, aklınız karışmasın çünkü bugün çok güzel bir şekilde bu tarz soruları çözmeyi öğreneceğiz zaten. Rahat olun, bu videoyu bitirdikten sonra bir sıkıntınız kalmayacak. Bunu diyebilirim, temin edebilirim size. O zaman bakalım arkadaşlar şimdi. İlk başta benim bir tane metnim var ve onun hakkında birkaç tane bilgi verilen cümlem var. Bu kesinlikle arkadaşlar sınavlarda çıkıyor. Nasıl çıkıyor yani? Şu şekilde öğretmenler hep sınavın en başında bir tane böyle bir metinle başlıyorlar arkadaşlar. Önce bir sınava alıştırma mı olsun bilmiyorum. Ben kendi zamanında açıkçası bu tekstleri okumayı falan pek sevmezdim. En başta o yüzden bunu yapıp kurtulmamız en iyisi. Bakıyorum şimdi burada neler diyor arkadaşlar. Öncelikle burayı okumanızı tavsiye ederim. Daha sonra burayı okurken aklımıza geldikçe altını çizeriz ve zaman kaybetmemiş oluruz. Fakat önce burayı okursanız, sonra burayı okursanız tekrar burayı okumanız gerekecek. O yüzden sınavda zaman kaybetmek istemiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Önce buraları okuyorsunuz. Bakalım. Lisa's school bus arrives at 8 a.m. Lisa'nın okul servisi kaçta varıyormuş arkadaşlar? Evine yani. 8'de, sabah 8'de. Tamam. Her favorite subject is maths. Onun favori konusu, favori dersi neymiş arkadaşlar? Maths. Sonra she has compulsory subjects on Tuesday and Wednesday. Compulsory burada bizim asıl dikkat etmemiz gereken kelime arkadaşlar. Bunun anlamını bilmiyorsanız birazcık zorlanabilirsiniz. Gerçi burada da aynı şekilde vermiş ama yine de bazen bunu farklı şekilde verebiliyor. Yani buradaki tekste size bir kelimeden bahsediyor. Ama bu kelimenin aynısını kullanmadan, eş anlamlısını kullanarak burada yazıyor. Ve siz bunları farklı sanabiliyorsunuz ama öyle olmayacak, tamam mı? She has compulsory subjects on Tuesday and Wednesday. Compulsory zorunlu demek arkadaşlar. Bunu öğreniyoruz. Neymiş? Zorunlu. Hemen buraya yazdım. Lisa watches TV with her parents. Ailesiyle televizyon izler. She goes to bed at 11 a.m. Sabah 11'de yatağa gidiyormuş. Enteresan değil mi? O zaman şimdi bir okuyalım bunu. Nasıl başlıyor metnimiz? Hello diyerek başlıyor. Zaten hep böyle başlar. Merhaba diye başlar. I am Tongül. Aa, bir dakika burada Lisa diyordu. Herhalde iki adı var. Şöyle yapalım mı? Tongül Lisa olsun adı.
Okay, I am Tongül Lisa. I am a high school student. For school, I get up at 7 a.m. Yani ben bir lise öğrencisiyim. Okul için kaçta kalkıyormuş arkadaşlar? 7'de kalkıyormuş. Tamam. I take a shower. Duş alırım. Then I have breakfast at what time? 7:25 a.m. Yani bu ne demek arkadaşlar? 20 past 7. Yani 7:25 geçe sabah. A.m. olduğu zaman sabah oluyordu değil mi? Bu saatte ne yapıyormuş? Have breakfast. Yani kahvaltı ediyormuş. Okay. At 7:45 a.m. I get ready for school. Yani 7:45'te okul için hazırlanıyormuş. Bu hazırlanmada neler yapıyor peki? I put my school uniform on. Yani üniformamı giyiyorum. And I brush my teeth. Ve dişlerimi fırçalıyorum. Sonra 15 minutes later. Yani 15 dakika sonra my school bus arrives. Bu cümleyi hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Hatta şöyle yapalım. My school bus arrives. Ne zaman? 15 minutes later. Yani 15 dakika sonra. Şimdi burada ne diyor? Lisa's school bus arrives at 8 a.m. Yani sabah 8'de school bus geliyormuş. Burada ne diyor? 15 dakika sonra. Neyden 15 dakika sonra? Önce bunu demiştim. Hazırlanmaya 7:45'te başlıyordu. 15 dakika sonra servisi geliyormuş. Yani 7:45 artı 15 dakika daha kaç olur? Zaten 8 olur. Böyle sorabilir. Bundan bahsediyordum size. Burada direkt yazmasa bile bunun üzerinden bir anlam çıkarıp buraya aslında eş anlamlı bir şeyden bahsediyorlar. Yani bu neymiş arkadaşlar? Doğruymuş. O zaman ben buraya true yazıyorum. Tamam mı? True doğru demek, false yanlış demek. Okay. Şimdi devam edelim. My classes start at 9 a.m. 9'da dersleri başlıyormuş. Classes start at 9 a.m. On Tuesdays, salı günleri, Thursdays, perşembe günleri, Fridays, cuma günleri, we have compulsory subjects. Zorunlu dersleri bugünler varmış. Yani hangi günler arkadaşlar? Salı, perşembe ve cuma günleri zorunlu ders varmış. Ama burada ne diyordu arkadaşlar? Salı ve çarşamba günleri zorunlu ders var diyordu ama bu yanlış. Bak, we have our optional subjects, yani seçmeli derslerimiz on Mondays and Wednesdays. Yani çarşamba günleri compulsory dersi yok, zorunlu dersi yok. Seçmeli dersi var. Optional subjects. O zaman bu yanlış oldu değil mi arkadaşlar? Hemen buraya yazalım bunu. False. Okay, her favorite subject is maths. Bu yazıyor mu arkadaşlar? Ha, my favorite subject is history. Tarih en sevdiği dersmiş. Burada ne diyor? Matematik diyor. O zaman bu da yanlış. Hemen buraya false yazıyoruz. Devam edelim. I come home from school at 4:30 p.m. 4:30'da eve geliyormuş okuldan. I study and do my homework until my parents come from work. Ailem gelene kadar ne yapıyorum? Çalışıyorum, ödevimi yapıyorum. Tamam. We have dinner at 7 p.m. 7'de yemek yiyorlarmış. Akşam yemeği yiyorlarmış. After 7 p.m. it is time to watch some TV together with my family. Aha, bu da burada yazıyordu. It is time to watch some TV together with my family. Lisa watched TV with her parents. Ailesiyle televizyon izler. Bakın burada ne diyor? Family, aile. Bu ne demek? Bu da ebeveyn demek. Aslında aynı şeyden bahsediyor ama buraya family yazmamış. Anlaşıldı mı? Ya buraya dikkat etmemiz gereken şey eş anlamlı da olabilir. Siz bu kelimeyi burada görmüyorsunuz diye yanlış demeyin, tamam mı? Birazcık dikkatli okuyalım. Neymiş bu? Doğruymuş. Hemen buraya true yazdım. Before I go to bed at 11 p.m. I surf social media for 30 minutes. Akşam 11'de yatağa gitmeden önce ne yapıyormuş? 30 dakika bir sosyal medyaya bakıyormuş. Ya burada ne diyordu? 11 a.m'de gidiyor diyor. Bakın burada yani sizi şaşırtmak için yapıyor bunu arkadaşlar. 11 p.m. 11 a.m. Buna dikkat etmemiz gerekiyor, tamam mı? A.m. p.m. olaylarını. 11 a.m. sabah 11. P.m. akşam 11. Yani burada akşam 11'de yatağa gidiyor. Burada sabah diyor. Yanlış. Hemen bunu da false diyoruz arkadaşlar. Geçelim o zaman ikinci yazılı sorumuza. Bu da arkadaşlar ne demiştim size? Çok 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 önemli dedim. Hocanız bunu kesinlikle mutlaka soracak dedim arkadaşlar. Ne demek bu? Simple present tense ve present continuous tense'i burada hangisini yazacağımızı bilmeye çalışıyoruz. Tamam mı? Neye göre? Peki cümlenin gidişatına göre. Cümlede bununla alakalı tüyolar verecekler size. Yani rastgele yazamazsınız. Bir kurala göre yazmanız gerekiyor. Şimdi hatırlayalım. Simple present tense neydi arkadaşlar? Ben bir tane fiilimi yalın halde kullanıyordum değil mi? I, you, we, they öznelerinde yalın halde kullanıyordum fiilimi. Ama eğer he, she, it yani Türkçedeki o olursa fiilime s takısı getiriyordum. Tamam mı? Bu şekilde. Şimdi present continuous neydi? Am, is, are
Ve yanına da ne getiriyorduk arkadaşlar? Fiilim var ama yanında ing oluyor. Verb ing diyoruz buna, tamam mı? Okey, o zaman şimdi bakalım. My friend and I. Arkadaşım ve ben. Ne demek bu? Biz demek. I, you, we, they. Tamam mı? Gideriz sinemaya every weekend. Her hafta sonu. Bu geniş bir eylem arkadaşlar. Bu bir rutin. Yani ben simple present tense kullanacağım. Ne demek bu? O zaman fiilimi yalın halde yazacağım demek. Go yazıyorum, tamam mı? He blah blah yani work in Spain for 3 months. 3 aydır İspanya'da çalışır mı diyeceğim, çalışıyor mu diyeceğim. Çalışıyor diyeceğim. Yani şimdiki zaman yani present continuous tense kullanacağım. Peki nasıldı o? Emizar, verb ing. Emizardan hangisi gelir? He olduğu zaman, he, she it olduğu zaman is gelir. Sonra da fiilimin sonuna getiriyordum arkadaşlar. ing'yi getiriyordum. Yani fiilimi yazıyorum buraya. Work, sonra da ing'yi getiriyorum. He is working in Spain for 3 months. Okay mı? Devam edelim. They walk to the mall now. Now. Bu en önemlisi arkadaşlar. Bakın now ne demek? Şu an demek. Yani şu an yapıyorsam bu geniş bir şey değildir. Şu an yaptığım şeydir. Yani present continuous tense kullanacağım demektir. Onlar diyorsam are gelir. They are. Fiilime de ne getiriyordum? ING getiriyordum. They are walking to the mall now ya da right now, at the moment. Bunların hepsini kullanabilir. Devam edelim. My aunt be an art teacher at university. Şimdi, üniversitede resim öğretmeni. Bu şu anla alakalı bir şey değildir arkadaşlar. Ben bir öğrenciyim derken nasıl söylüyorum? I am being a student mı diyorum? Hayır. I am a student diyorum. Genel olarak ben geniş zamanda öğrenciyim. Öğrencilik olayını hep yapıyorum gibi bir rutinim var. Burada benim halam, teyzem üniversitede resim öğretmeni. Is, tamam mı? Be, direkt be olarak yazılmaz. Evet, ben sana dedim burada yalın halde söyleyeceğiz dedim belki ama be hiçbir zaman, eğer bir modal verb yoksa buraya be yazılmaz. Eğer be diyorsa ve geniş zaman kullanacaksam, simple present tense kullanacaksam özneme göre yazacağım. Yani ya am yazacağım, ya is yazacağım, ya are yazacağım. Bunlar be demek arkadaşlar, tamam mı? Aynı zamanda. Yani emizar verb ing normalde present continuous tense ile kullanılırken geniş zaman olduğu zaman bir tane şeyim ve burada be varsa ne yapıyordum? Am, is ya da are kullanıyordum. Sonra bir herhangi bir verb getirmiyorum. Tamam mı? Şimdi burada bir sorumuz var arkadaşlar. Breakfast every day, kahvaltı yapmak her gün, sen okay, ya yani her gün kahvaltı yapar mısın diye soracağım. You diyorsa, sen diyorsa soru cümlesinde do mu gelir, does mı gelir başa arkadaşlar? Do gelir. Her zaman yaptığım bir şeyden bahsediyorum. Do ya da does getiriyorum. Emizar değil, tamam mı? Çünkü be yok. Do you, direkt buraya da yalın halde verbümü yazıyorum. Bu da soru formudur arkadaşlar. Every day diyorsa geniş zaman. She, not like reading boring books. Bakıyorum buraya. Boring books ne demek arkadaşlar? Sıkıcı kitaplar demek, değil mi? Okumayı sıkıcı kitaplar sevmemek o. Şimdi o sevmiyorsa negatiflerde ve olumsuz negatiflerde ve soru cümlelerinde do ya da does geliyor. Şimdi bakıyorum. She diyorsam, o diyorsam does gelecek, değil mi arkadaşlar? Does, not, doesn't, kısaltabiliriz böyle. Like. Şimdi şöyle geniş zamanda bir şey sevmiyorum falan filan diyorsak buradaki like'a s takısı gelmiyor. Yani ben negatif bir şey söylüyorsam burada zaten doesn't diyor, tamam mı? Tekrar burada negatif olduğu zaman s takısı getirmiyorum. Ama eğer deseydi ki sıkıcı kitapları okumayı seviyor, nasıl diyecektim? She like mı diyecektim? Hayır. She likes diyecektim. Tamam mı? Pozitiflerde s takısı geliyor. Negatiflerde ve soru cümlelerinde doesn't geldiği için ya da does geldiği için buraya s takısı gelmiyor. Devam edelim. My father blah blah cook chicken for dinner tonight. Bu akşam. Bu akşam yapacak. Genel bir şey değil. Yani present continuous tense kullanacağım. Pişirmek, tavuk pişirecek. My father kim bu? He, o. O diyorsam emizardan hangisi geliyordu? Is, my father is, sonra verbime ing'yi getiriyordum, cooking. Tamam mı? Çok basit. Yani ne yapıyorduk arkadaşlar? Şimdiki zamanda şu an olan bir olaydan bahsediyorsam emizardan birini getiriyorum ve verbime ing'yi getiriyorum. Eğer ben geniş zamanda bir şeyden bahsediyorsam fiilim yalın halde geliyor. Eğer he, she, it yani o diyorsam özneme
fiilime s takısı geliyor. Eğer negatif ya da soru cümlem varsa I, you, we, they'de do'yu kullanıyorum. He, she, it'de does'ı kullanıyorum. Tamam mı? Bu kadar arkadaşlar. Burayı da o zaman ne yaptık? Geçtik. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Match the words and the pictures correctly. Şimdi burada bu soru, bu tarz resimli soruları ne yapıyorlar arkadaşlar? Yazılılarda kesinlikle koyuyorlar. Yani %100 çıkıyor bir tane resimli soru. Ha, konu bu şekilde olur mu emin değilim. Ama burada kesinlikle size resim verip o resimlerle eşleştirmenizi isteyecek arkadaşlar. O zaman bakalım. Burada benim nelerim var? Event çeşitlerim var değil mi? En başta söylemiştim size. Değişik partiler, etkinlikler, bunların isimlerini öğrenmemiz lazım. O zaman bir bakalım. Şimdi kolaydan gidelim diye düşünüyorum. Burada zaten cap atıyor birisi değil mi? Cap atmak ne demek? Mezun olmak demek. Mezun olmak da ne anlama geliyor? Graduation, yani mezuniyet. Peki bakalım o zaman buraya nerede yazıyor graduation? 5 şıkkında yazıyor. Hemen buraya 5 yani 5 yazdım ve bunu attım arkadaşlar. Şimdi bakalım başka ne var burada? Burada bir hediye paketinden böyle aa diye böyle sürpriz bir şekilde çıkan birini görüyorum. Tamam. O zaman bu sürpriz bir parti demek. Bakıyorum surprise party nerede? G'de arkadaşlar. Hemen buraya da yazdım. Ne yazıyorum? 8 yazdım. Bunu da götürdüm. Şimdi bakıyorum. Burada bir yemek yiyen insanlar görüyorum. Yani bir yemek partisi gibi bir şey. Öyle bir şey var mı? Dinner party var. Yani akşam yemeği partisi var. Evet. O zaman bunu yazabiliriz buraya. Buraya da 2 yazdım ve sildim. Şimdi devam edelim. Burada balonlar ve doğum günü pastası, doğum günü böyle paketi, hediye paketi vesaire görüyorum. O zaman bu da bir doğum günü partisi değil mi? En basiti zaten birthday party arkadaşlar. Buraya da 6 yazdık. Devam edelim. Burada yaşlı iki tane insan görüyorum. Ne olabilir arkadaşlar bu? Evlilik seremonisi olabilir mi? Bence daha farklı bir şey bakın. Wedding anniversary. Anniversary ne demek? Yıl dönümü demek. Yani artık 40. 50. yılını kutluyor bunlar. O kadar yaşlanmışlar ama çok mutlular. Evlilik yıl dönümlerini kutluyorlar. Yani wedding anniversary diyorum buraya da. Ve 4 yazdım. Çektim bunu da. Şimdi bakıyorum başka ne var. Burada bir ev var arkadaşlar. Bu da böyle housewarming party olabilir diye düşünüyorum. Onu da hemen attım. Şimdi ne kaldı? İki tane kaldı. Bir tane böyle bahçede yapılan bir şey. Bir de böyle değişik kostümler giyen insanlar var. Yani fancy dress party. Ha, bir tane daha kalmış. Pardon. Burada da bir evlenen. Ha, hatta bunu hemen yapabiliriz bence buraya. Direkt buraya nine yazdım. Çünkü ne demiştim? Evlilik seremonisi. Burada zaten gelin ve damat görüyoruz. Yani bride and groom. Okay. Şimdi burada costume partisi var. Yani fancy dress party. Böyle süper elbiseler partisi falan diye çevirebiliriz. Havalı elbiseler falan diye çevirebiliriz. Seven gitti. Ne kaldı? Garden party kaldı. Garden party zaten bahçe partisi demek. Barbekü falan yapılır arkadaşlar. Buraya da one yazdım ve buraya çok güzel bir şekilde tamamladım. Geçiyorum şimdi. Hah, işte arkadaşlar. Bu en çok önemli şeyler arkadaşlar. Yani accepting and refusing. Buradan kesinlikle soru gelecek. Çünkü bakın arkadaşlar. Bu tarz şeylerde gramer hataları çok yapılıyor. Sizden de bunu yapmanızı istemiyorlar aslında. Tamam mı? Şimdi bakalım. Birinci sorum ne? Blah blah blah. We have dinner. Sure, why not? Şimdi normalde let's diyoruz ya, size bir şey öğreteceğim. Buradaki let's ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Let us demek. Yani us da zaten biz, bizi demek. Hani bize izin ver de şunu yapalım diye çevriliyor tam olarak böyle düz mantık çevirmek istersem. Yani bu let's'lerde zaten özne var. Bunlar direkt gider, tamam mı? Bu why'lı cümlemiz nasıldı? Why don't we diyorduk. O zaman bu da gider. Ama bu tam uygun değil mi arkadaşlar? Shall we have dinner? Sure, why not? Yani shall gördüğümüz zaman zaten hep yanında we olur. Shall we? Bu bir kalıp arkadaşlar. Yapalım mı? Demek. O zaman ben bunu hemen shall diye işaretliyorum. Why niye olmuyordu? Why don't we? Diye kullanıyoruz bunu. Let's not ve let's'in yanına da özne gelmiyor. Çünkü içinde zaten öznesi var. Yanına hemen fiilin birinci hali geliyor arkadaşlar. Yani burada fiil olsaydı let's have dinner olsaydı getirebilirim. Yani we olmasaydı olurdu. Devam edelim ikinci sorumuzla. Tam yukarıda anlattığım şeyi çıkarmış burada arkadaşlar. Ne dedim? Why'ın yanına direkt we gelmiyor. Ne geliyor? Why don't we geliyor. Bakın burada why blah blah we demiş. Yani orta yerine gelecek arkadaşlar. Direkt don't gelecek. Hocam neden doesn't olmuyor diyebilirsiniz. Bu kuralda öyle bir şey olmuyor. Ki zaten we olduğu zaman biz dediğimiz zaman do geliyordu. Değil mi arkadaşlar? He she it olduğu zaman does geliyordu. Anlaştık mı? Üçüncüye geçelim. Let's watch horror movie tonight. Hadi diyor bu akşam bir korku filmi izleyelim. Yes demiş. Evet olur. Demek ki kabul edecek. Şimdi
Let's not olmaz. Yapmayalım. Zaten burada evet dedi. Bu gitti. Why? Bu da garip. Evet. Neden? Olmaz. I am sorry. Evet, üzgünüm. Çok saçma. Ama yes, that's great. Evet, bu harika. Harika bir fikir demiş oluyor. O yüzden C şıkkı arkadaşlar. Great olumlu bir kelimedir, tamam mı? Hiç bilmeyen arkadaşlarınız için altını çiziyorum. Great gördüğünüz zaman olumlu bir şeyden bahsediyor demektir. Harika demektir. What shall we do today? Bugün ne yapalım? Şimdi, that's a good idea der miyim? Bu iyi bir fikir. Daha ne yapacağımı söylemedi demem. Of course we do. Tabii ki yaparız. Neyi? Hani zaten ne yapalım dedi çocuk, anladın mı? Senin ona bir öneriyle bulunman lazım. Bak, what shall we do today? Bugün ne yapalım? Yes, you are right. Evet, haklısın. Çok saçma. O zaman ben şimdi burada bir eylem söylemem lazım. Tam da B şıkkında bunu vermiş bize. Let's go to a museum. Müzeye gidelim hadi diyor. Tamam, okey. Bakın size ne demiştim? Let's'ten sonra direct fiil gelir demiştim. Özne gelmez demiştim ki burada da aynısını yapmış. Fiilin birinci halini koymuş. Let's go. Bunun yanına herhangi bir fiili koyarsanız onu hadi yapalım anlamına gelir. Let's swim. Let's walk. Let's study gibi. Tamam. Neymiş bu o zaman? Let's go to a museum. Let's go to a cinema gibi. Hemen geçiyorum burayı da. Şimdi ne görüyorum arkadaşlar? Bu bence en zoru. Yani bütün sınavda sizi diğer arkadaşlarınızın önüne geçirecek şey bu. Hoca zaten bunu mutlaka soracak. Çok önemli. Ne anlama geliyor peki? Diyor ki, choose the correct forms of will and be going to complete the sentences below. Yani aşağıdaki cümleleri tamamlamak için will ya da be going to'nun doğru formunu yazın diyor, işaretleyin diyor. Şimdi arkadaşlar, bu çok önemli. Çünkü will ve going to'nun farkı çok bariz bir şey değil. İnsanlar çok fazla karıştırıyor. Ben şimdi en çok önemli noktalarını anlatacak şekilde soruları ayarladım. O yüzden güzel bir şekilde lütfen dinleyelim bu kısmı, tamam mı? Çok 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 önemli burası. Şimdi iki kişi konuşuyor, diyalog. I blah blah go to Paris in February. Şubat'ta Paris'e gideceğim. Bunların hepsi zaten gelecek zaman. Direkt gideceğim şekilde çeviriyorum. Would you like to join me? Bana katılmak ister misin? Yes, that sounds so nice. Bu diyor, kulağa süper geliyor. Şimdi, will da gideceğim demek, going to da gideceğim demek. Bunlardan hangisini kullanırsanız kullanın, eğer biriyle konuşuyorsanız o kişi sizi anlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ama bir farkı var arkadaşlar. Sınavda bunun doğrusunu yapmanız gerekecek. Hocaya da böyle diyemezsiniz, tamam mı? O yüzden ben size şimdi hemen öğretiyorum. Going to dediğim zaman, ya en kısa tabirle going to planlanmış, will planlanmamış demektir. Tamam mı? Ama başka farkları da olacak. Burada özellikle Şubat'ta Paris'e gidiyorum diyor adam. Yani bu bir planlı bir şey. Şubat'ta gideceğini bile biliyor. O zaman direkt going to diyeceğim, tamam mı? Going to neymiş? Planlı. Will plansız. Tamam mı? Şimdi bakalım ikincisine. I blah blah help you tomorrow if you want. İstersen sana yarın yardım edeceğim. Thank you, but I can handle it myself. Handle it by myself. Teşekkür ederim ama ben kendim halledebilirim. Arkadaşlar bu bir konuşma esnasında o an geçmiş bir şeydir. Yani istiyorsan sana yardım edeceğim planlanmış bir cümle olamaz. Arkadaşın sana mesela bahsediyordur. Yarın işte abi şöyle şöyle sınavım var. Aynı zamanda bahçe işlerini de yetiştirmem lazım. Nasıl yapacağım bilmiyorum falan filan diye düşünüyor. Sen diyorsun ki ya abi yarın istersen yardım edeyim nasıl olur diyorsun. Going to olmaz o zaman. Ne olur? Will olur. Zaten o da teşekkür ederim ama halledebilirim diyor. Demek ki planlı bir şey değil. O an söylüyor. O da o an reddediyor yani. Bu will şeylerde çok kullanılıyor. Buraya yazalım. Davet, teklif, öneri, işte tahmin. Tahmin değil de onu birazdan geliriz. Davet, teklif, öneri. Ne olabilir başka? Mesela söz vermek olabilir. Promise. Tamam mı? Bunlarda hep will'i göreceğiz. Ya da ben şöyle düşünüyorum, böyle umuyorum gibi. Planlı değil bunlar çünkü. Öyle düşünüyorum, öyle olsa keşke anlamında. Oh no, it started to rain. Yağmur yağmaya başladı. Kahretsin diyor. Don't worry. Yani endişelenme. I blah blah give you my umbrella. Ben diyor sana şemsiyemi veririm. Vereceğim şimdi. Bu da ne demek? Şu an yağmur yağmaya başladığına göre şu an şemsiyemi veriyorum. Şu an karar verdim buna. O zaman going to değil yani. Adam şeyi planlamış olamaz. Yağmur yağsın da yanıma şemsiyemi alayım da kısa sonra şemsiyemi vereyim. Süper olur. Böyle bir planlama yok, tamam mı? Hani yapan da
Neyse, 4. Why are you cooking? Neden pişiriyorsun? Neden yemek yapıyorsun? I blah blah have some friends over for dinner. Arkadaşlarım akşam yemeğine gelecek. Bildiniz. Going to çünkü planlıymış, değil mi? Tamam. Arkadaşları akşam yemeğine gelecek. Yani bunu bir planlı bir şeyin üzerine yemek yapıyor. Bir tane burada benim bir fact'im var. Tamam mı? Looking at the clouds disappearing. Şimdi burası en can alıcı nokta. Bulutların kayboluşuna göre baktığımızda, ona baktığımızda it blah blah be sunny today. Bugün güneşli olacak diyebilirim diyor. Şimdi normalde ne derdiniz? Anlık bir şey. Bakıyor diyor ki ha işte güneşli olacak. Ama arkadaşlar burada going to geliyor. Neden diye soracak olursanız. Çünkü bir tane benim bir kanıtım var. Tamam mı? Böyle durumlarda going to kullanılır. Havalar karardığına göre yağmur yağacak. Bulutlar kayboluyor gibi, o yüzden güneşli olacak. Bu tarz şeylerde bunu kullanıyoruz. Tamam mı? O zaman neymiş? Going to diyormuşuz buna da. Ya tahminimsi şeyler diyebilirim. Burada tahmini neredeyse will için diyordum ama daha çok going to da kullanılıyor. Yani dediğim gibi ikisini de kullansanız kimse sizi "Aa nasıl going to kullanırsın kardeşim? Nasıl İngilizce öğrenmişsin?" demez. Ama sınavlarda doğru yaparsanız yüksek alırsınız arkadaşlar. Tamam mı? Hemen burayı da ne yapalım? Geçelim. Evet arkadaşlar. İşte bütün yazıların can alıcı noktası. Hangi soruya nasıl cevap verilir? Ya bu burayı öğrenirseniz hiçbir sıkıntınız kalmaz diyebilirim. Çünkü sınavda bunu biz daha çok hani bilgiden yapamıyoruz. Bunu ezberlememiz gerekiyor biraz. Yani derste işte hadi kelime çalıştım falan, tamam çalıştın ama buradaki cümle yapısını ve bu tarz cümlelere nasıl cevap verilebileceğini bilmen lazım, tamam mı? Bakalım şimdi. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eğer yes ve no ile cevap veriliyorsa ben how much, what gibi sorular kullanamam. Yes ya da no diyorsa ya do ya da does'la soruyordur. Tamam mı? Bu çok önemli. Şimdi bakalım. Öğretmeni bir soru sormuş. Kaan da demiş ki yes I do. Evet. We live in the 6th street. 6. sokakta yaşıyoruz. Şimdi evet 6. sokakta yaşıyoruz diyorsa do'lardan birini söyleyeceksek do you have siblings? Kardeşlerin var mı? Ya da do you live with your parents? Ailenle mi yaşıyorsun? Hangisi uygun? Tabii ki de C uygun arkadaşlar. Ailenle mi yaşıyorsun? Evet, biz 6. sokakta yaşıyoruz. Tamam, buraya hemen C yazdım. Şimdi ikincisinde yine öğretmen bir soru sormuş. Kaan da yine evet diyerek cevap vermiş. I have a sister. Bir kardeş, bir kız kardeşim var. Zaten az önce bakmıştık. Do you have siblings? Siblings kardeşler demek. Kardeşin var mı? Evet, bir kız kardeşim var. Buraya da F geldi. Bunları bu arada silelim. Öğretmen yine bir soru sormuş. Kaan ne demiş? She is a doctor. O bir doktor. Şimdi bu sefer she dediğine göre bir kadınla ilgili bir şey soruyor. Mesleğini söylediğine göre mesleğini soracak. Bakıyorum şimdi. Arkadaşlar bakın. A da diyor ki what does your mother do? Annen ne yapıyor? Bunu bu şekilde sorarlar arkadaşlar İngilizce'de. Yani ne yapıyor diye sorduğun zaman meslek anlaşılacak, tamam mı? What do you do diye de sorabilirler. Birisi de what do you do derse mesleğini soruyor demektir. What does your mother do? Anne ne yapıyor? She is a doctor. O bir doktor. Buraya da hemen A yazdık. Devam. Teacher yine bir soru sormuş. Kaan da diyor ki about $5,000 in a month. Ayda 5000 dolara yakın. Ne bu? O zaman bir miktar söylüyorsa how much tarzı bir şey olması lazım, tamam mı? Şimdi iki tane how much'ımız var. How much does she earn? How much time do you spend on internet? Şimdi how much time ne kadar zaman demek ve ne kadar zaman 5000 dolar bu bir zaman değil arkadaşlar ama how much does she earn? Earn kazanmak, para kazanmak ne kadar kazanıyor? Annesinin maaşını sormuş. Enteresan yine. Buraya da hemen D yazdık. Okay. 5. Teacher blah blah blah. Yine bir soru soruyor. Kaan ne diyor? On foot. Yürüyerek. Ne demek bu? Nasıl diyecek değil mi? Nasıl? İngilizce nasıl nasıl diyoruz? How. How do you say nasıl in English? We say how. How do you go to school? Okula nasıl gidersin? On foot. Bunu da geçtik. Bakıyorum 6. soruma. Teacher bir şey soruyor. Kaan ne diyor?
5 to 6 hours. 5 ila 6 saat arası. Bu da herhalde how much time, az önce bakmıştık. Ne kadar zaman geçiriyorsun, harcıyorsun? On internet, internette 5-6 saat arası harcıyormuş. Ben daha fazla. Teacher sormuş, Kaan'a demiş, physical education, zaten bir tane sorumuz kaldı. Physical education, beden eğitimi demek. What is your favorite subject? En sevdiğin ders nedir? Beden eğitimi diyor. Burayı da geçelim arkadaşlar. Şimdi burada ben konularla, ders isimleriyle onlarla alakalı terimleri eşleştireceğim aslında. Bence sınavın en kolay kısmı bu olacak. Zaten bu tarz kolay soruları da sınavda mutlaka soruyorlar ki kolay sorular hani yapılsın, kimse sıfır almasın diye diyebilirim. Şimdi bakalım arkadaşlar, tamamen kelime bilgisi dediğim gibi. Kolay bir şeyden başlayalım. Maths, matematik neyle alakalıdır? Numbers arkadaşlar, sayılarla alakalıdır. Hemen buraya yazdım. Başka ne olsun? Mesela IT arkadaşlar. IT böyle bilişim demek ve bu da computerlarla alakalıdır. Yani bilgisayarlarla alakalıdır. Hemen bunu da yazalım buraya. Yazdım. Devam ediyorum. Ne olsun mesela? Music olsun mu arkadaşlar? Music ne demek? Müzik demek. Zaten isminde de geçtiği gibi. Yani seslerle alakalı bir şeydir bu. Hemen bunu da yazalım buraya. Devam ediyorum. Mesela history yapabiliriz. History ne demek? Tarih demek. Tarih neyle ilgilenir arkadaşlar? Past events, değil mi? Geçmişteki olaylarla ilgilenir. Hemen bunu da yazalım. Devam ediyorum. Chemistry mesela. Chemistry ne demek arkadaşlar? Kimya. Bunu bazıları chemistry diye okuyor ama hayır arkadaşlar. K diye okuyacaksınız, tamam mı? Chemistry. Yani kimyada ne görüyoruz mesela biz? Elementleri görüyoruz, değil mi arkadaşlar? O zaman bunu da yazabilirim. Hemen şöyle yaptık. Devam. Geography, coğrafya ne olur? Climate, değil mi arkadaşlar? İklim. Hemen bunu da yazdık. Ne kaldı? PE neydi az önce gördük? Physical Education'ın kısaltması bu. Beden eğitimi. Ne yapılır? Sports, değil mi? Sporlar. Bunu da eşleştirelim. Devam. Drama, tiyatro. Tiyatro zaten aynı şey. Hemen bunu da şöyle yapalım. Ve ne kaldı? 5. Art, yani resim. Ne yapıyoruz? Resim yapıyoruz zaten. Painting, resim yapmak. Bunu da eşleştirdim. Oldukça kolay bir kısımdı bu da benim sınavda. Hıp hızlı yapabileceğim bir kısımdı arkadaşlar. Şimdi bakıyorum burada ne demiş? Fill in the blanks with the options in the box. Yani buradaki boşlukları buradaki kelimelerle dolduruyoruz arkadaşlar. Yazılıda böyle sorular %100 çıkıyor. Çünkü size böyle biraz da kelime bilgisi, o kelimeleri nerelerde kullanacağınızı sormak istiyorlar. Bunu test etmek istiyorlar. Yine bunu eleyerek yapalım. Daha kolay olacak bizim için. Şimdi bakıyorum. My brother plays blah blah. He is good at it. O bunda iyi diyor. Plays. Bir şey oynuyor ya da çalıyor, değil mi? Bakalım. Ya bilgisayar oynuyor deseydik plays computers garip oluyor biraz, tamam mı? Ya bilgisayar oynamada çok iyi. Biraz saçma ama gitar çalmada çok iyi. Çok daha doğru, değil mi arkadaşlar? Hemen buraya yazalım o zaman. Gitar diye. Gitar. Okay. Devam edelim. Can you tell me what the blah blah was? I skipped school today. Yani bugün okulu kaçırdım, okula gidemedim. Neyi sorarsın arkadaşına? Ödevi sorarsın, değil mi? Homework. Can you tell me what the homework was? I skipped school today, dedik. Üçüncüye bakıyorum. Let's go to the blah blah to study. Çalışmak için bir yere gidelim. We have exam tomorrow. Çalışmak için nereye gidilir? Kütüphaneye gidilir. Hangisi kütüphane demek burada? Library arkadaşlar. En başta yazan kelimemiz kütüphane demek. Let's go to the library to study. We have exam tomorrow. Okay. My favorite subject is IT. I like blah blah. IT neyle alakalıydı? Computerlarla alakalıydı. Yani bilgisayarla alakalıydı. Buraya daha uygun oldu gördüğünüz gibi. Computer yukarı yazsaydınız buraya gitarın gelmeyeceğini anladığınız zaman zaten değiştirecektiniz. Devam edelim. She spends too many hours. Blah blah. It is bad for her eyes. Gözleri için kötü. Ne kötü? Çok fazla zaman harcıyormuş. Nerede arkadaşlar? Bakalım. Ha, surfing the net. Yani internette surf yaparken diyor, takılırken oradan oraya sosyal medyalarda dolaşırken diyor, o kadar zaman harcıyor ki. It is bad for her eyes. Gözleri için çok kötü diyor. Buraya surfing the net yazalım o zaman, değil mi? Surfing the net. Do you want to blah blah tomorrow? Today I'm busy. Bugün meşgulüm. Yarın
yapmak ister misin? Neyi? Hang out. Takılmayı. Yani do you want to hang out tomorrow? Yarın takılmak ister misin? Bugün ya, meşgulüm biraz. İşim çıktı diyor yani. Tamam mı? Hang out neymiş? Arkadaşlar takılmaya vesaire deniyormuş. I like Peter's style. Peter'ın yani tarzını beğeniyormuş. I would like to go blah blah with him. Onunla nereye gitmek istersin? Birinin stilini, tarzını beğeniyorsan kıyafet olarak nereye gitmek istersin? Shopping'e gitmek istersin değil mi? Alışverişe gitmek istersin. Zaten go shopping bir tane böyle bir phrase'dir arkadaşlar. Böyle go'ların yanına hep ing'li şeyler gelir. Go swimming, go shopping gibi. Devam edelim. If they like coffee, kahveyi seviyorlarsa, we can meet at a... Nerede buluşabiliriz arkadaşlar kahveyi seviyorlarsa? Tabii ki de kafede buluşabiliriz değil mi? We can meet at a cafe. Okay, burayı da bitirdik arkadaşlar. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bu da sınavlarda oldukça çok çıkan bir soru arkadaşlar. Burada size bazen kelimeler, pardon cümleler veriyor ve bu cümlelerdeki hatalı kelimeleri ya da cümlenin hatalı yapısını düzeltmenizi istiyorlar arkadaşlar. Correct the sentences, yani cümleleri düzeltin demiş. Şimdi bakalım arkadaşlar. Mesela, what do you watch tomorrow? Yarın ne izlersin? Burada hata ne arkadaşlar? Tomorrow demiş, yarın demiş, izlersin yerine ne diyeceğiz? Ne izleyeceksin? Değil mi? Yani what will you watch tomorrow ya da what are you going to watch tomorrow? Are you going to diyelim mi? Çünkü daha planlı bir şey. Yarın ne yapacağını söylüyor. What are you going to watch tomorrow? What are you going to watch tomorrow? Yani yarın ne izleyeceksin şeklini düzelttim. Buradaki do you kısmını düzelttim. I love play basketball. Çok önemli, çok 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 önemli buraya. Çok önemli parmak basıyorum. Arkadaşlar, love, like, hate, enjoy gibi kelimelerden sonra gelen fiile her zaman ing gelir. Yani ne olacak? I love dedik ya. Hemen sonraki fiilime ing'yi getiriyorum. I love playing basketball. Okay? Bence anladık burayı da. Geçelim o zaman üçüncüye. My mother is going to the work every day. Arkadaşlar, every day, her gün, her gün gidiyorsa işe annesi. Is going to mu derim? Hayır arkadaşlar, her gün neydi? Geniş zamanda, simple present tense'ti. Yani ne diyeceğim? My mother, annem, is going to yerine ne diyeceğim? Fiilimi yazıyorum. Sonra ne yapıyordum? S ekliyordum değil mi arkadaşlar? My mother goes to the work every day. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Every day diyorsa her gün. Bu every day şey de olabilir. Every week, every year, every Sunday gibi de olabilir. I don't hate from him. Şimdi arkadaşlar burada sizin birazcık gramer biliyor olmanız gerekiyor. Ben şimdi anlatacağım size. Böyle hate, like gibi şeylerden sonra from gelmez arkadaşlar. Bu olmaz. I don't hate him olur, tamam mı? Ben ondan nefret etmiyorum. Ondan demek için buraya from gelmiyor. Hate zaten bir şeyden nefret etmek anlamında olduğu için. Bunu eğer from'lu bir şekilde okursam ondan nefret etmiyorum gibi olacak, tamam mı? O yüzden ne yapıyoruz? Buradaki from'u çıkarıyoruz. I don't hate him. Ondan nefret etmiyorum. I eat cake today. Şimdi ben fiilimi yalın yazdığım zaman eat gibi ya da she eats gibi yalın yazdığım zaman ne anlama geliyordu bu? Geniş zaman anlamına geliyordu. Geniş zamanda today değil de daha geniş bir zaman dilimi kullanmam gerekiyor. Yani ben buraya yazdım. I eat cake. Kek yerim. Her gün desem daha güzel olur değil mi? Today, bugün kek yerim yerine her gün diyebilirim. Ben her gün kek yerim. Ben her gün pasta yerim. I eat cake every day. Okay? Şimdi 6'ya bakalım. I'm not thinking you should buy it. Şimdi onu satın alman gerektiğini düşünmüyorum. Şimdi arkadaşlar, think state of verb'dür. Yani durağan bir fiildir. Ve bunlara ing gelmez. Yani I am loving you demiyoruz ya, I love you diyoruz. Bu da o şekilde. Ben düşünüyorum dediğimiz zaman düşünüyor, belki Türkçe'de your eki olduğu için şimdiki zaman gibi gelebilir size. Ama bu tarz belli verblere ing gelmiyor. Yani ne yapıyorum? I am not thinking yerine ne diyorum? I think you should buy it diyorum değil mi? I think you should
pardon, buraya not da yazacağız bu arada. I don't think you should buy it diyeceğiz. Çünkü burada not demiş. Not'ı da değiştirmemize gerek yok. I don't think you should buy it. Yani bunu alman gerektiğini düşünmüyorum dedim. Yani ben geniş zamanda nasıl kuruyordum? Don't think. Şimdiki zaman olsaydı I am not thinking. Yani bunu yapabiliyor olsaydık yapardık. Ama dediğim gibi state verb'lerde think, love, feel gibi şeylerde ing ne oluyor? Gelmiyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bu da önemli bir nokta arkadaşlar. Deyimler. Biz deyimleri çalışmamız gerekiyor. Çünkü sınavlarda hocalar bunları sormayı çok seviyorlar. Bunlar birazcık ezber işi. Biz zaten Türkçe'de de deyimlere çalışırken direkt baktığımız zaman Türkçe bilmemize rağmen anlamını bilemeyebiliyoruz. O yüzden İngilizce'de de aynı şekilde deyimlere özellikle çalışmak gerekiyor. Belli deyimlere, yani kitabımızda gördüklerimize. Şimdi bakalım, burada deyimler yazıyor. Burada da anlamları yazıyor. En kolayından başlıyorum. Throw a party, organizing a party. Yani parti düzenlemek. İkisi de aynı şey arkadaşlar. Bu yüzden 3A. Hemen bunu sildim. Devam ediyorum. Şimdi mesela burada benim en çok karşılaştığım deyim 6. deyim arkadaşlar. Every cloud has a silver lining. Yani arkadaşlar her iyiliğin içinde bir kötülük, her kötülüğün içinde bir iyilik vardır gibi bir anlamı var, tamam mı? Bu da nerede? D'de görüyorum bunu, değil mi? There is a good, there is good in every bad. Her kötünün içinde bir iyi vardır diyor. O zaman bunları da hemen eşleştiriyorum. Devam edelim. Hit the books. Ne demek? Study hard demek. Yani bir sınava çok 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 çalışmak demek. Tamam mı? Devam edelim. Hemen bunu da güzel bir şekilde yazalım. 5 G'ymiş. Buraya yazdım. Bunu da sildim. Şunu da silelim. Okay. Şimdi not my cup of tea. Ya abi benim tarzım değil dediğimiz zaman it's not my cup of tea deriz. Yani it's not interesting for me. Benim için bu çok ilginç gelmiyor bana yani, tamam mı? O zaman B 4'müş. Yazdık. Geçelim. Eager beaver. Arkadaşlar bu böyle başarılı olmayı çok isteyen, çok çalışkan insanlar için söylenir. Very hardworking person that aims to be successful. Okay, bunu da hemen buraya yazalım. Ve en son kalan şey over the moon. Yani ayın üzerinde çok mutlu demek. Very happy dediğimiz zaman over the moon deyimini kullanabiliyoruz. Bunu da hemen böyle F'imizi yazdık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yani şimdi sorularımız bu kadardı. Ödüllü sorumuz burada arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bence çok güzel bir şekilde çalıştık yazılımıza. Umarım hepiniz çok 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 yüksek notlar alırsınız. Görüşmek üzere. Goodbye everybody.